Hayırlı günler değerli izleyenler. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek bugünkü programımıza da başlıyoruz. Bugün de şimdi ne yapmalı diyeceğiz. Merak ettiğiniz her konuda neler yapmanız gerektiğini inşallah aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade hocamızla ele alacağız. Sizlere rehberlik edeceğiz. Bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294. Bize Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz veya mail yoluyla da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kütahya'dan bir izleyicimiz var. Hattımızda tamam. Hemen sorusuyla başlayalım programımıza. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın önce. Estağfurullah. Ben 8 yıllık evliyim ve kayınvalidemle çok sorunum var. Yani beni çok yok saymaları beni çok sinirim bozuyor. Çok üzüyor yani beni. Onlar çok somurtan, surat asan insanlar. Yani katiyen duygularını hiç belli etmiyorlar. Ben de çok gülen, duygularını çok belli eden, çok neşeli biriyim. Çok zıt oluyoruz. Yani her yerde, her durumda hep küsler. Hep surat asıyorlar. Yani benim insan olduğumu bile görmüyorlar. Yani beni katiyen görmüyorlar. Hani öyle bir durum var. Yani çocuğumun üstünde çaydanlık devresini gene görmüyorlar. O şekildeler. Yani nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ben de onları yok sayıyorum ama gene olmuyor. Bu şekilde ben mutlu olamıyorum. Evet. Bir arada mı yaşıyorsunuz yoksa? Yok yok ayrı yaşıyoruz. Aslında ayrı yaşadığımız halde bu kadar sorunumuz var. Ben köyde duruyorum. Ayda bir kere gidiyoruz ama gene sorun var. Memleketler farklı mı acaba sizinle eşinizin? Hayır hayır memleketlerimiz de aynı. Çok uyuşan yani çok yakındı. Yani aynı memlekettiniz. Peki hocam sizin sorunuz var. Kayınvalideniz sizi mi yoksa yani yapı olarak size mi yapıyor bunu yoksa genel yapısı mı? Genel yapıları da öyle. Genel yapıları da insanlar genel olarak yok sayıyorlar. Pek değer vermiyorlar. Ama bana karşı daha fazla yapıyorlar. Peki yeterli sanıyorum aldığımız bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bir de bir şey daha sorabilir miyim? 7 yaşında bir oğlum var. Oğlum da çok mükemmelliyetçi. Böyle her şey dört dörtlük olsun istiyor. Bir kitaba başladım hemen bitiriyor mesela. Öğretmen ödev verdi mi? Hemen bitiriyor. Bunun hakkında da biraz bilgi alabilir miyim? Peki onu da not aldık. Hemen hocamıza da danışalım. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Evet buyurun hocam. Şimdi burada kızımız kendini güler yüzlü sıcakkanlı olarak tarif etti. Hani ben böyleyim karşıdaki de böyle olsun diyor. Kendisine doğru bir davranış geliştirmiş. İyi bir huy var, iyi bir ahlak var. İstiyor ki herkes de aynı şekilde olsun ama insan bu aleme geldiğinde hep iyi olmak ister ama iyiden bazılarına bir hisse düşerken birilerine 10 hisse düşer, bazılarına belki 100 hisse düşer. O yüzden de kızımızın iyi olması kendisini idare etmeye yetiyor ama başkalarını kucaklamaya yetmiyor. O yüzden de o iyiliği genişletmesi lazım. Şimdi kayınvalidenin yapısı, farz edelim ki kızımız 25 yaşında, 30 yaşında bu eve geldi. 50 yaşında da bir kayınvalidesi var. 50 yıldır bunlar böyle bir hayatı normal hale kabul etmişler. Yani onlar kendi hayatında yaşadıkları bu negatif yapının asık surat, geçimsizlik, başka insanlarla belki çok sıcak ilişkinin olmamasını normal kabul etmişler. Onlara anormal gelmiyor. Kızımız o eve gelin geldi diye, onun yapısı böyle diye bunu değiştirmeleri mümkün değil. Kaldı ki kızımız gibi mutlaka çevresinde diğer akrabalarında, komşularında mutlaka aynı bu gelin olan kızımıza benzeyen, huy olarak benzeyen İnsanlar vardı ama hiçbir şekilde değişmediler. Onlara göre normal bu. Neden? Çünkü insan kendindeki huy olarak kabul ettiği şeyden rahatsızlık duyarsa, bunu bir metot üzere değiştirmek isterse metotla değiştirebilir. Ama siz bu halinizden hiç kimse yüzüne kalkıp da sen asık suratlısın, sen çok geçimsiz birisin, senin de hiçbir şey olmaz diye kimse kalkıp bir şekilde söylemiyor. Veya onu çok hani Mevlana Hazretleri diyor, bir tane dost edinin de sizin eksik yönlerinizi her gün söylesin de düzeltirsiniz bu yönlerinizi. Şimdi hiç kimse samimi olarak kalkıp da yanlış olan insanın yüzüne söyleyemiyor. Doğru. Arkadan söylüyoruz. Yüzüne söylemediği için kişi de rahatsız olmuyor. Demek ki kimse benden bir rahatsızlık yok. Problemi karşıdakinde görmeye başlıyor. O yüzden de bu kızımızın onları eleştirmek yerine onlardaki var olan durumun en iyi yönünü alıp orayı kullanmak zorunda. Yani kayınvalidesinde 10 tane özellik olduğunu düşünelim. 9'u kötü, bir tanesi iyi. Bu kızımızda da 6 tane iyi varsa 6 tane iyi o 9 kötüye feda etmek yerine alacak. Diyecek ki kayınvalidemin bir özelliği var cömert. Kayınvalidemin bir özelliği var misafir seviyor. Bir özelliği var farz edelim işte ibadet ehli birisi. Yani mutlaka iyi bir yönü vardı. Çünkü Cenab-ı Hak da bizdeki iyi yönleri görerek bize lütuflarda bulunuyor. Hiçbir şey yok sayarak da bir hayatı devam ettiremezsiniz. Onun için kayınvalidemin şu iyi yönü var ben bu iyi yönü alıp kullanacağım.
ve o yönüyle geliştireceğim demesi lazım. Bakın kızımız kötü öğrenmiş, yok sayıyor. Yani iyi öğreteyim derken kendinde kötü bir davranışı örnek olarak almaya başlamış. Yani onlar madem benimle ilgilenmiyorlar, madem benim hayatımla ilgili sorumlulukları almıyorlar ya da benim hayatıma değer vermiyorlar, ben de o zaman onları yok sayıyorum. Halbuki psikolojide kişi kendini değerli hissediyorsa, çevredeki kişi ona ne yaparsa yapsın, hiçbir zaman değerini kaybetmez. Bütün o iyi yönleriyle fedakarlık yapmaya, gayret etmeye, iyiliği etrafındaki insanlar için kullanmaya devam eder. O yüzden de kızımız yılmadan benim kayınvalidem bile tanımlamasın. Bunların yapıları böyle ama ben şunu yapmak istiyorum. Ondan istesin. Rica etsin, yapmaları konusunda ısrar etsin, çok yumuşak dille anlatmaya başlasın onlara. Ama en kötü nokta bize soru olarak sorduğu gibi başkalarına da mutlaka kayınvalidesinin bu yönünü anlatıyordur. O zaman da ne oluyor? Dedikoduya giriyordur. Bu dünyada zaten onlarla ilgili bir negatif bir yapının sıkıntısını çekerken ahirette de bunun bedelini yine kendisi ödeyecek. O yüzden de başkalarına kayınvalidesini veya eşinin ailesini kötü anlatmaktan vazgeçsin bir. Kayınvalidesinin veya eşinin ailesinin en az olan, bir tane bile olan iyi yönlerini görmeye çalışsın. Onlarla mücadele etsin veya rahatsızlıklarını çok ufak ifadelerle, hani ben bu şu noktadan hoşlanmıyorum, acaba bu olabilir mi ya da böyle yapabilir miyiz diye, eğer bunun etkisi olacaksa bu yöntemi kullansın. Yoksa onları yok saymanın bir anlamı yok. Olduğu gibi kabul edip ona göre iletişim kurmalı eğer bir çözüm noktası yoksa. Evet. Hocam, insan adeta yüz kapılı bir saray gibi. Evet. 99 kapısı kilitli olsa bir tane açık kapı mutlaka bulunur. Tabii. Burada değiştirmeye de çalışmamak gerekir. Yerleşmiş bir yapı söz konusu dediniz. Sadece evlilik ilişkilerinde ya da gelin kayınvalide ilişkilerinde değil, hemen her hayatın her alanında biz biraz kendi doğrularımızı belirleyip sonra ona göre insanları değiştirmeye çalışabiliyoruz. Bu kendimizi de sıkıntıya sokuyor. Evliliklerde de hep bu söylenir, işte eşinizi değiştirmeye çalışmayın gibi cümleler de kullanılır. Bununla ilgili neler tavsiye edersiniz? Değiştirmek, hani iyi yönde insan tekamül etmeli elbette. Evet. Ama bunu eleştirel ve bir çatışmaya yol açacak şekilde yapmamak gerekiyor sanıyorum, değil mi? Evet. Bana gelen çocuklara soruyorum, inançlı olan, Allah Resulü'nün hayatını bilen çocuklara. Peygamber Efendimiz konuşarak mı bize şu an örnek bırakmış, yaşayarak mı diyorum. Onlar da hep yaşayarak söylüyor. Çok doğru. Şimdi Peygamber Efendimiz en zor, en negatif, en sorumlu, en geçimsiz insanlarla karşılaşmış. Tabii. Ve bunun çözümünü gerçekten doğru davranmakta bulmuş bir lider, bir bizim için rehber, yol gösterici. Şimdi nasıl olur da biz kendimiz iyi olduğumuzu söyler ama karşıdaki kişinin negatif yönü içinde durmadan konuşuruz. O zaman biz iyi değiliz ki. Doğru. Ben birinin durmadan kötü yönünü ortaya çıkarıyorsam o zaman kötü görmeyi başarıyorum demektir. Şimdi kötü görmeyi başarmamak bizim birinci sorumluluğumuz olmalı. Niye? Çünkü öyle insanlar var ki mesela yağmur yağar, çamur da olur ama bereket de olur. Çamuru da görebilirsiniz, bereketi de görebilirsiniz. Kar yağar. Soğuğu da var ama karın güzel yönleri de var. O güzel yönü de görebilirsiniz, diğer yönü de. O yüzden de o güzel görme dediğimiz nokta sizde birincisi bu yapı olmalı eğer iyi insansanız. Hı hı. Eğer iyi insan olmanıza rağmen başkalarının kötü yönlerini görüp, eksik yönlerini görüp onları o kişilerle konuşmadan, o kişilerin onların yüzüne konuşmak derken incitmeden söyleyebilme gücünüz varsa bunu kullanır. Ama bunu kullanmayıp kalkıp da arkadan konuşmak ya da o kişiyi kıracak boyutta eleştirmek sizin iyi olmadığınızı gösterir zaten. O yüzden de evliliklerde de değiştirmek dediğimiz benim hep böyle rahatsız olduğum bir nokta. Ben annemin evinde görmedim. Ben böyle yaşamadım. Tamam, olabilir ama böyle birini seçtin ya da böyle biriyle aynı evde yaşayacaksın. Madem artıların var, yani öğretmen öğreten demektir. Doktor tedavi eden demektir. O zaman siz ben doktorum ama tedavi etmem, ben böyle hastalıkları görmek istemiyorum diyemezsiniz. İyi insan da değiştiren değil, kabullenip o kabullendiği duruma göre kendisi doğru davranıp ve karşıdaki kişiye örnek olan demektir. O yüzden de birini değiştirmek üzere ya da evlilikte şu da var.
özellikle kızlarımıza söylüyorlar bunları. Hocam ben öyle biriyle evleneceğim ki işte hep beni gezdirsin. Biriyle evlenince hep bana işte ibadetleri beraber yapacağız. Sabah namazlara kalkıp gideceğiz. Durmadan kitap okuyacağız. Hayır, sen bu yaşa kadar... Çok idealist. Evet, sen bu yaşa kadar neden kendi bu doğruları başaramadın da başka bir erkeğe, böyle bir ya da bir bayana ihtiyaç duyuyorsun da o senin hayatını düzene soksun. Ama şunu söyleyebilir. Yani ben kitap okuyorum. Beraber kitap okuyabileceğimiz bir eş tercih ediyorum. Ben hani ibadetlerde hassasiyetim var. Eşimin de bu hassasiyette olmasını isterim diyebilir insan. Ama ben bunu bütün ümitlerinizi, hayallerinizi ve kendinizdeki eksileri bir erkeğin ya da bir kadının değiştireceği boyutuna yüklerseniz, oradan da size yüklemeyi bırakın. Eksi bir durum geldiğinizde hayal kırıklıkları ortaya çıkıyor. O yüzden de değiştiren değil, onları kendi davranışlarımızla etkileyen ve örnek olan bireyler olmamız gerekiyor. Evet, inşallah diyelim hocam. İzleyicimizin bir sorusu daha vardı. Evet. 7 yaşında bir oğlu olduğunu söyledi. Oğlunun çok mükemmeliyetçi olduğunu söyledi. Özellikle işte dersler, ödevler konusunda. Nereye kadar bu olumlu bir davranıştır? Nereden sonra bir problem haline gelir? Burada bir mükemmeliyetçi bir çocuk değil. Kaygılı bir çocuk. Çünkü bir an önce gelecek, ödevini bitirecek, ondan sonra rahat oturacak. O yüzden de bu tür çocuklar tehlikelidir. Bunlara program lazım. Nedir program? Okuldan geldikten sonra belli bir dinlenme saati koyduktan sonra ilkokul birinci çocuk, sınıf çocuğunun dersleri çok fazla değil. Ne olur? İşte 3 tane 10 dakika, 3 tane 15 dakika ara ara film seyrettikten sonra, oyun oynadıktan sonra, yemek yedikten sonra gibi ara ara toplam 45 dakika ya da 50 dakika çalışsa yeter. O yüzden de ben mutlaka ödevimi bitireceğim. Ya bir de şudur, işte çok güzel yapıyorsun, aferin. Anne, farz edelim ki biriyle konuşurken çocuk da orada duruyor. Benim oğlum o kadar mükemmel bir çocuk ki gelir gelmez ödevini bitiriyor. Şimdi annenin gözünde onura olduğu için, değer gördüğü için ben bunu devam ettireyim de annem bana değer versin. Bu da çocuklarda başkasına göre değer kazanan, biraz önce söylediğimiz sözünle devamını getiriyor. Yani başkasına göre değer kazanan, başkasının gözünden kendine bakan biri ortaya çıkarıyor. Halbuki burada bizim istediğimiz... Çocuk kendisi kendini değerli kılacak, o içini doldurma, güven dediğimiz durumu oluşturması lazım. Anne böyle söylediği için çocuk hep koşturan, hep onun gözünden değer kazanmak için kendi kimliğini değil de annenin istediği yapıları yaparak annenin istediği bir kimlik olmak tehlikeli bir durum. Çok acil anne varsa bu tür başarı noktalarında onur etmekten vazgeçmeli. Ama sen geldiği zaman ödevlerini nasıl yapman gerektiğini biliyorsun, vaktini doğru ayarlıyorsun gibi konuşmalı. Benim oğlum çok mükemmeli arayan, böyle bir yapıya sahip dememeli. Çünkü bu tür çocuklar mükemmel diye bir şey yoktur. İyi yapmak vardır, doğru yapmak vardır, sorumluluklarınızın bilincinde olmak vardır. Bu tür çocuklar ileride obsesif veya atak geçiren veya ileride daha da ağır psikolojik vaka olan bireyler haline gelebiliyorlar. Evet, Allah muhafaza diyelim. Bu da bir uyarı olsun. Hem evet, izleyicimiz, bizi arayan izleyicimiz için hem de bu durumda olan başka izleyicilerimiz evet için. Hocam, gelin kayınvalide ilişkileriyle ilgili bir sorumuz daha var. Devam edelim. İsterseniz Büşra Nur Hanım bize ulaşmış. Eşim evlendiğimizden beri hayatımızla ilgili kararları hep annesine danışarak alıyor ve sadece bana haber vermek için durumdan haberdar ediyor. Bu tutum karşısında ne yapmalıyım demiş. Tabii şimdi evlenmeden önce bundan herhalde haberi yoktu galiba. Ama büyük bir ihtimalle şöyle de bir model vardır. Evlilik öncesi eşyaları anne almıştır dedik, ailesi almıştır. İşte alışverişi ailesi yapmıştır, evi onlar tutmuştur. Yani bu delikanlı bireysel bağımsızlığını, birey olma gücünü kazanmamış birisi. Ekonomik olarak. Ekonomik anlamda. Buna bağlı olarak da sorumluluk duygusu da gelişmemiş birey olabilir. Yani belki babayla beraber çalışıyordur ya da bu zamana kadar işte evlendiği dönemde eğitimi devam ediyor olabilir. Veya evlendiği dönemde aldığı para yetersizdir, ailenin ekonomik durumunu kullanıyor olabilir. Bu tabii onu birazcık da aileye karşı sorumlu da kılabiliyor. Yani ben ailemden besleniyorum, o yüzden de onların dediklerini yapmak zorundayım gibi de olabilir. Eğer bu boyutta değilse... Bu delikanlı bireysel anlamda sosyal ve duygusal bağımsızlığını kazanamamış biri. Çünkü eşiyle beraber yaşıyor. O ev eşiyle beraber ikisinin.
aldığı bir şey, eşya almaktan tatile gitmeye kadar. Eğer tekrar söylüyorum, bir babanın yanında çalışma söz konusu değilse, mecburen babanın yanında çalışıyorsa ya da ailenin parasıyla geçiniyorsa hesabını da vermek zorunda. Yani bunu yapabilecek bir durum yok. Ama böyle bir durum söz konusu değil de ama buna rağmen delikanlı anne babaya sorarak hayatını devam ettiriyorsa, bu bizim hep söylediğimiz fiziksel ve zihin yaşı belki 25-30 yaşlarında ama duygu yaşı ilkokul ya da ortaokul dönemlerinde olan bir birey gibi. Tabii doğru bir hareket değil. Kızımız da sürekli bunu duyduğunda eşine, ya bak en son ben duyuyorum, niye bana sorulmuyor, hep annenler de bunu yapıyorsun gibi duruma bağlı tepki koyduğu için delikanlı da eşine hep itiraz eden, söylenen ve eleştiren biri olarak algılamış olabilir. O yüzden de kızımız böyle bir durumla karşılaştığında eşine o an değil ama daha sonra oturup, yani böyle bir durumda sana göre bu normal olabilir. Ama ben de istiyorum ki benim de söz hakkım olsun. Bu konuda benim de fikrim olsun. Annen yanlış bir karar veriyor demiyorum. Baban yanlış karar veriyor demiyorum. Sen de onlara danışarak belki doğru karar veriyorsun. Ama hani ben de bu evde yaşayan bir birey olarak kendimi bu noktada değerli hissetmek istiyorum gibi daha tedavi edici, daha çözümsel ifadeler kullanması lazım. Yoksa ya benim eşim hep annesine danışır, hiç bana sormaz gibi başkalarına şikayetlenen ya da eşine bunun sonucunda durmadan tepki gösteren ya da kayınvalidesinin yanında bundan dolayı kendini negatif hisseden biri olmaktan çıkmalı. Bu kötü bir yön. Çıkmalı. Biraz önce söylediğim gibi durumu, kendi rahatsızlığını, duygularını değil de düşüncelerini sakin bir şekilde belki defalarca ifade etmeli. Belki defalarca, ama bir de şuradan bakmalı. Acaba ben bu noktaya karışmalı mıyım, karışmamalı mıyım? Ya bu beni ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Ya da bu konuda eşim benim sorumluluğum olmayan bir noktada zaten çözüm üretiyor, ben dışarıda kalabilir miyim diye düşünmeli. İkisini ilgilendiren karar mekanizması için iki kişinin ya da aile olarak kendi ve çocukları varsa beraber karar vermeleri gereken bir noktaysa, biraz önce söylediğim gibi, yani sana doğru geliyor, belki annen için de doğru ama bu benim açımdan doğru değil. Ben de karar sahibi olayım, ben de bir yetişkinim, ben de olgunlaşayım, ben de bu evin sahibiyim gibi kendi düşüncelerini anlatan ifadeler kullanmalı. Evet. Burada hocam aslında dengeyi çok iyi kurmamız gereken bir durum var. Belli bir yaşa geliyoruz, yetişkin oluyoruz, artık kendi kararlarımızı almak istiyoruz ama bir yandan da anne babanın tecrübesi söz konusu. Evlilik birliği içerisinde de böyle bir durum söz konusu. Fakat büyükler müdahale ettiğinde, daha doğrusu fikirlerini beyan ettiğinde müdahale olarak algılanabiliyor. Hiç fikir sorulmadığında bu sefer çocuklar başına buyruk hareket ediyor gibi büyükler bu sefer kırılabiliyor. Burada istişare mekanizması mı söz konusu olmalı? Fikir alışverişi ve karar verme sürecini nasıl yönetmemiz gerekiyor? Çok güzel bir soru, çünkü çok karşılaştığım bir nokta. Burada farz edelim ki bir öğretmen bir yeni yere atandı, öğretmen olarak başladı, stajyer oluyor, rehber öğretmen oluyor, ona bir yol gösteriyor. Hı hı. Veya bu tür teknik işlerde yine mutlaka bunun uzman olan bir arkadaşı, o yeni gelen arkadaşı 1-2 yıl içinde yetiştiriyor. Hı hı. Bunu kabul ediyorsunuz. Doktor olduğunuzda intern oluyorsunuz. Daha işte uzman olmadan önce uzmanlık için çalışıyorsunuz, asistan oluyorsunuz. Yani bu kabul ediliyor. Hı hı. Ama ikili ilişkilerde, özellikle kayınvalide gelin ilişkilerinde bu tür noktalarda kadınların savaşı var. Ben bu evin lideriyim ya da benim evim. Bu senin oğlun artık benim eşim gibi sahiplenme duygusu ortaya çıkıyor. Benim hep söylediğim bir nokta var. Farz edelim ki ben yıllardır işte çocuk eğitiminden insan eğitimine kadar bu işlerin içinde olan birisiyim. Farz edelim ki benim torunum oldu. Torunuma bakmakla ilgili bir durum söz konusu olsa. Hı hı. Ben torunumun bakımı ile ilgili noktada bakıcılık görevimi, eğitimcilik görevimi yüklenmeliyim. Yani benim görevim hangisi olmalı? Eğitimcilik yönüm olmalı benim. Düşünün ki benim bakıcılık görevim olsa ben bakıcılıktan dolayı da çocuğun annesi gelip bana, gelinim, yaptığım onunla ilgili bakıcılıktaki olaylarla ilgili eleştiri getirse, o zaman ne oluyor? Benim bilgimden faydalanılmadığı için, annenin de bu noktada deneyimi olmadığı için çatışma ve problemler ortaya çıkıyor. O yüzden de eskiden bir evde yaşarken, hı hı, babaanneler, anneanneler ya da dedeler, kim varsa büyükler, gençler enerjik, koşan, giden, şimdi bir 60 yaşında bir babaanneyi düşünün, 2 yaşındaki çocuk jet hızıyla koşuyor. Hı hı. Şimdi onun peşinden koşarken yorgun, o gücü yetmiyor ona. Ama ona masal anlatmak,
ona yemek yedirmek, onunla zaman geçirmek konusunda yeter veya gelinle o noktada bilgilendirebilir. Aynı bu neye benziyor? Gelinen yoldan, ben o yoldan geldim, size diyorum ki bu yolda şurada şurada çukurlar var ya da şu yolda tıkalı, siz şu yoldan gidin gibi yol göstericilik yapıyoruz. Ama maalesef gençlikteki bir nokta şu, gençlik bilen demek ama dinlemeyen demek. O yüzden dinleyen gençlik kazanıyor. Doğru. Bilen gençlik dediğimiz, tabii ki bilgileri öğreniyoruz. Biz de aynı noktadan geçtik, aynı eğitimde geldik. Bildik ama bilenlerden de dinlersek o zaman adam oluyorsunuz. Yoksa yarım kalıyorsunuz. Ta ki yıllar geçiyor. Siz olgunlaşana kadar o olgun olmayan zamanınızın zararını görenler, siz olgunlaştıktan sonra bu sefer o zararı görenler sizin olgunluk zamanınızda sizin fikrinize itibar etmedikleri için daha da büyük zararlar görüyorsunuz. O yüzden de gençlerin mutlaka en cahil dediğimiz, cahil derken belki okul cahili, yoksa insanlar hayat cahili değil. Doğru. Onların yetişkin babaanne, dede, anneanne mutlaka onların fikirlerini dikkate almalı, önemsemeli ve bizim de en çok belki Müslüman olarak edep kavramımız dediğimiz o büyüğe saygıyı, onu reddederek değil de alacağımız varsa onu alıp kullanmalı, alamayacağımız bir şey varsa da onu bir kenarda değerlendirmeli. Biz bir hediye verildiği zaman bunu beğenmedim alın demeyiz. Çok teşekkür eder alırız, kullanamayacağımız bir şey olsa bile atmayı kıyamayız, bir kenarda durur. O zaman da insanların gönlünü de belli bir yaşta olan insanların bilgilerini almak onların gönlünü almaktır. Bilgilerini almamak onların gönüllerini reddetmektir. O yüzden de gençlerin belki bu noktada düşünmelerini bu şekilde genişletmek lazım ki yeni nesil daha sağlıklı yetişsin. Evet hocam. Babaanne torun ilişkilerinden bahsettiniz. Tam da bununla ilgili bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Şayka Hanım bize ulaşmış. 26 yaşındayım. 6 yaşında bir oğlum, 2 yaşına yakın bir kızım var diyor. Ve çocuklarının iki taraflı büyüdüğünü söylüyor. Babaanne bakıyor, kayınvalide. Fakat çocukların babaannenin otoritesine daha çok uyduklarını ve kendisini saymadıklarını söylüyor. Özet olarak uzun bir mail atmış. O yüzden bence kısaca özetlemeye çalıştım. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor hocam? Şimdi burada şöyle bir nokta var. Babaanne acaba doğruyu öğreten bir babaanne mi? O ayrı bir nokta. Ama burada kızımız, çocukların annesi şöyle düşünmesi lazım. Babaannenin otoritesini dinleyen çocuklar, yani farz edeyim ki çocuklar vaktinde uyuyan, yemeğini sağlıklı beslenen, İşte soğuğu sıcağı bilen, doğruyu yanlışı bilen çocuklar yetiştirme konusunda babaannenin otoritesi varsa ne kadar güzel bir nokta. Çünkü öğretmene veriyoruz ki eğitsin diye veriyoruz. Ya da işte bir kursa veriyoruz ki eğitsin diye veriyoruz. Ya da manevi anlamda bir yerlere gönderiyoruz ki çocuklarımız manevi konuda eğitilsin diye. Eğer babaanne bu noktada otorite ise bunu lütuf olarak kabul etmeli. Ama yanlışı kullanmakta eğer çocuklar babaanneyi dinliyorsa, ki o zaman ben net bir bilgi vereyim kızımız için. Çocuklar anne ve babayı dinler. Babaanneyle aynı evde yaşasın, yine anne ve babayı dinler. Ama baba ve anne yok, vefat etti. Babaanne veya dede, anneanne veya dede çocukların annesi ve babası yerine geçmişse o zaman onları dinler. Hiçbir zaman babaanne ve dedeyi dinlemez. Yanlış konusunda, yani farz edelim ki bir babaanne her gün çocuğun çikolata yemesine izin veriyor. Öyle kabul edelim. Orada anne baba vermiyorsa yine gücü yetmez şeyin, babaannenin onu yedirmeye, yanlış bir davranış da olsa. Burada anne ile babaanne arasındaki çatışmanın yine, yani beni dinlemiyorsunuz, onu dinliyorsunuz, benim sözüm geçmiyor gibi oluyor. Eğer annenin doğrusu babaannenin yanlışıysa, o zaman hanımefendi şöyle söyleyecek. Farz edin ki televizyon seyretmesini istemiyor. Babaanneye gidince seyrediyor. Babaanne de kıyamadığı için açtı televizyonu. Diyecek ki onlara, babaannenize gittiğiniz zaman televizyonu açıyorsunuz. O da size izin veriyor. Kıramak istemiyor, yaşlı ve sizi seviyor. Ama siz böyle yaptığınız zaman orada böyle bir teklifi babaannenize sunduğunuz için eve geldiğinizde sizinle, hani dediğimiz mahrumiyet cezası var ya, yapacağımız bir şu 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 neyse bunu ben yapmayacağım. Orada bir babaannenizi dinliyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz diye bir çatışmaya meydan vermemeli veya onların arasını kötülememeli. Ama benim dediğim noktayı farz edelim ki babaanneyle beraber gittiler de oraya kaldıkları zaman gece geç uyuyorlar. Babaanne de bir şey söylemiyor.
Eğer geç uyursanız babaanneye sizi göndermeyeceğim gibi mahrumiyet cezası koyabilir orada. Ama bunu babaanneyle yüz yüze girip de kavga gürültü yapmadan yapması gerekiyor. Evet, çok sık karşılaşılan bir durum. Özellikle çalışan annelerin çocuklarına hep aile büyükleri bakıyor. Bunlar da kulağa küpe olacak tavsiyelerdi hocam. Başka bir sorumuza devam edelim. Aslı Hanım bize ulaşmış, şöyle diyor. 3 yaşındaki oğlum hayali bir küçük çocuğu olduğundan bahsediyor. Bazen onu da parka götürüyor, bazen banyoda kovanın içinde olduğunu söylüyor, bazen onu bir yerde unutuyor. Ne yapmam gerekir demiş. Çok sağlıklı bir dönem. Hayal gücü gelişiyor. Büyüklüğe ne güzel işte, hayal etmek dediğimiz durum bu yaşta gelişiyor. Elhamdülillah o hayal duygusunu korkuyla veya çocuğa o yok öyle şey öyle olur mu gibi hayal dünyasını yıkıcı ifadeler kullanmadan beraber götürmeli. Onu da parka götürmeli. Ona da yemek yedirmeli. Anne demeli arkadaşını getir koy bakalım nerede oturuyor gibi. O hayal dünyası. Şimdi bütün iş konularında veya teknolojiyle ilgili noktalarda, sanatsal faaliyetlerde nedir? Hayal gücünüzün geliştiği kadar yansımalar vardır. Bu da 3 ve 4 yaşında başlar. 3 ve 4 yaşındaki hayal dünyamızın boğazını sıkarsak ileride sanatsal yönde, müzik yönü belki ya da işte spor anlamında ya da her türlü noktada hayal edemezsiniz. Gece gözünüzü kapattığınızda hayal dünyanız dar olur. O yüzden de bu çok güzel, sağlıklı bir dönem. 5 yaşına gelince kaybolacaktır anne kaygılanması. Evet, ket vurmak yerine geliştirmek gerekiyor sanıyorum. Evet. İstanbul'dan bir izleyicimiz var hocam hattımızda. Tamam. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen alalım sorunuzu, buyurun. Benim bir problemim vardı da hani ailemden iyi bir bilinçaltı kaldığını düşünmüyorum bana. Yani şöyle, babam hep hani birey yerine koymazdı. Hani hep kendi otoritesi olsun isterdi. Annemi beni kendine hiç layık görmezdi. Hani bir bana bakın, bir kendinize bakın gibi. Dışarıya karşı da hiç onurumuzu hani koruyamamıştı. Ama mesela nasıl desem, hani bize bakmakla yükümlü ama 1 liranın 2 liranın hesabını yapardı. Hala da yapar. Dışarıya karşı çok cömertti. Bizi hava atmak için kullanırdı. Ama annem de hani biraz yaşın olduğunu gösteremeyen, hani menenjit geçirmiş bir insan olduğu için çok itilip kakıldı. Hem kendi akrabaları tarafından hem babamın akrabaları tarafından. Ama ben hani şey yapmak istemezdim. Hani işte büyüktür, babadır falan gibisinden. Hani hiç eğitime yatırım yapmamıştım mesela. Kendim çalışıp kazanmıştım. İyi liseyi kazanmıştım. İyi üniversiteyi kazanmıştım. Ne zaman mezun oldum, bu sefer beklenti içine girdi. Hani para nerede, benim mükafatım nerede gibisinden. Evet. Evlenirken de hiç arkamda durmadı. Hani para kazandırmadı bana. Hani ben mi bakacağım size, ileride ne olacak belli değil, ben bakamam gibi. Şimdi iki tane kaygım var. Birincisi, evlendim, eşime de hala bu muameleyi yapmak istiyorlar. Hala bu muamele sürüyor. Kullanmak istiyorlar. Bir de hani hamileyim ben. Böyle bir ebeveyn olmak istemiyorum yani. Mesleğiniz nedir? Ben biyoloji okudum. Biyoloji mezunuyum. Yaşınız yani kaç? 25. Çok mükemmel tahlil gücünüz var. Hiç böyle benim mesleğimi düşündünüz mü? Çok, evet. Arkadaşlarım hep şey, dertlerini bana anlatırdı. Hani çok anlıyorsun bizi, hani şey, çözümler veriyorsun falan diye, ama hani kendimde de çok çabaladım da sürekli tazelenen bir şey var. Hani evlendim artık, benim bir hani enerjimi alacak başka bir yer var. Oraya yoğunlaşmaya çalışıyorum ama bir bakıyorum bir telefon, yine aynı şeyler tazeleniyor. Çocuğum eğitim hakkında karışmak, hani sürekli akıl veren pozisyonda oluyor. Hele o akrabaları. Yani her türlü istifade etmeye çalışıyorlar. Yani bu bir zaafı vardır hani insanların. Yani destek olmaları lazım kardeşi, ama tam tersi. Hani artık canavarlaşmaya başladım. Yani çok fazla tepki vermeye başladım. Kendime zarar veriyorum diye düşünüyorum. Peki, yeterli sanıyorum aldığımız bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Çok sağ olun. Hamileliğin ne kadar olduğunu sormadık ama. Evet. Sormadık onu. Şimdi çok güzel tahlil ediyor. Bilinçaltını oluşturmuşlardı ve bu kalıbı aldığı için ama o kalıp da öfkeyi de almış beraberinde. Ya işte anne ve babasının evlilik öncesi dönemlerinde, okul dönemlerinde ona nasıl bir şekil vermek istemişler. Yok öyle ellerinde yani babası ben böyle bir kızım olsun, annesi böyle bir şey olsun değil. Baba kendi doğrusunu, anne kendi doğrusunu hanımefendi de gerçekleştirmeye çalışmışlar. Hanımefendi de doğruları alırken öfkeleri reddetme konusunda öfke de oluşturmuş iç dünyasında. Şimdi kendisindeki o kendine gücü yetmiyor. Yani kızgın oluyor hala. Aslında bir yetişkin, şu an evli,
Eşiyle beraber hayatını devam ettiriyor. Annesini babasının ondan taleplerini, çevrenin ondan olan taleplerini çok rahat, saygın bir dille reddedebilir. Ama bir yandan da suçluluk da yüklemişler. Yani hani yapamadığında kendini rahatsız hissettiği için o suçluluğu da hissediyor. Yani bunu vermeyeyim diyor ama kalp de içinde de vermesi gerekirmiş gibi. Aslında vermemem gerekir ama vermelisin gibi de içinde kendiyle de bir savaşı var. O yüzden ilk önce şuna karar vermesi gerekiyor. Şu an benim önceliğim ne? Neyi düşünmeliyim? Ve ben kimin ihtiyacını ne kadar karşılamalıyım? Şu an evliyim, evimi düşünmeliyim. Sonra bebek olacak, bebeği düşünmeliyim. Belki anne baba şöyle de söylüyorlar. Sen anne ol ileride görürsün işte. Neler yaşarsın. Bak bakalım kolay mıymış. Biz senden destek olduk ama sen bizi anlamadın. Filan gibi de düşünebilir. Buradaki şunu görüyoruz biz. Aslında anne baba hani hep konuşuyoruz ya sizinle. İsim olarak anne baba ama içi dolu olmayan anne babalar da içi boş çocuklar yetiştiriyorlar. O içi boş olan çocuklar da anne baba olduklarında içi boş anne babalar oluyorlar. Kısır döngü halinde devam ediyorlar. O yüzden bu anne babadaki eksiklerini şu an üzerinde bir baskı olarak algılamak yerine evet yaşadım bitti ama şu an benim önceliğim eşim, evim ve çocuğum olacak. Anne babamla savaşmaya, onlara doğruyu anlatmaya, onlarla mücadele etmeye, hala ben sizden hiçbir şey beklemedim ama siz hala anlamıyorsunuz gibi içindeki bu duyguyu davranışsal ve söz olarak onlara ifade etmekte böyle mücadele etmeye gerek yok. Sadece bu kadar, şu an durumum bu gibi çok basit ifadelere geçmek ya da dinleyip yine kendi bildiğini yapmakta ısrar etmeli. Kendi çocuğunu yetiştirirken de maalesef gördüğü modeli işleyecek ya da anne babanın modelini reddetmek için daha farklı bir model kullanacak. Hisse tehlikeli. O yüzden şöyle düşünmek lazım. Hanımefendiye çok kısa bir şey. 10-11 yaşına kadar çocuktaki bütün hangi tohumu ekmek istiyorsa onları verecek. 11 ile 21'de de ektiği tohumların çıktığında davranışsal anlamlarda onlardaki bazı problemler varsa törpüleyerek 21'e kadar çocuğuna destek olacak. 21'den sonra da uzaktan bakarak ona ihtiyacın varsa ben buradayım. Sorumluluk sahibi olmuş bir birey olarak ihtiyacın olduğunda ama her zaman ben yanındayım bunu bil. Ama ihtiyacın olmadığı noktalarda da kendi ihtiyacını karşılayan bir birey ol mesajını verebilmesi için bu dediğimiz 11'e kadar Ekim, 11'den sonra da ürünün çıkmasını, büyümesini beklemek yani hem gibi. Hem karakter, kişilik eğitimi anlamında, hem belki adab-ı muaşeret anlamında, hem dini noktada, ahlaki noktada bütün tohumlar hepsine, 11 yaşına 11'e kadar. 11'den sonra hiçbir şey ekemiyorsunuz. Mevsim bitiyor ondan sonra. Ama 11'den sonra ne yapıyorsunuz? İşte hani bu sefer yeni metotlar kullanarak eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yani yamamak gibi oluyor. O yüzden de 11'e kadar anne baba 11'e kadar hayatlarının en önemli dönemleri olduğunu kabul edip bütün bilgiyi, bütün metotları, bütün teknikleri o dönemde uygulamaya çalışmalılar. Evet. Hocam başka bir sorumuzla devam edelim. Musa Bey bize ulaşmış. İki tane kız kardeşi olduğunu söylüyor. 15 ve 18 yaşlarında kız kardeşlerinin okula gitmesini istemediğini belirtmiş Musa Bey. Dinen doğru olmadığını düşünmediği için bu konu belki fıkhi bir boyuta girer. Kız ve erkek çocukların bir arada okuması noktasındaki konular. Ama ne yapmam gerekiyor? Benimle küstüler, konuşmuyorlar diyor Musa Bey. Özellikle kız çocuklarının eğitimi noktasında neler düşünüyorsunuz? Şimdi yani inançlı insanlar olarak burada duruyoruz ve İslam dininin hayatımıza uygulamaya gayret edenlerdeyiz diye düşünüyorum ben. O yüzden de bence en önce okuması gereken kız çocukları. En önemli okuması gereken kız çocukları. Ama belki o arkadaşımızın bu okullarda alınan eğitimlerle ilgili sıkıntısı olabilir. Yani burada bu okuldaki ortamlar, ben ona katılıyorum. Yani arkadaşlık ilişkileri derken 12-13 yaşındaki kişilerin birbirlerine eş gibi bakması, arkadaşlığın isminin aşk ve sevgili olması, sonra işte telefon gibi, internet gibi ve gayri ahlaki sitelerin çocukların hayatında normalleşmiş bir durumda herkeste olması tabii ki korkutuyordu. Yani kaygılanacak çok durum tabii var çok aslında var. Evet, hali hazırda. O var. Ama ona kalırsa kaygı boyutunda tabii eğitimsel kaygılar, sağlık kaygılarımız var. Uçağa binersiniz düşme kaygısı, korkusu var, kaza korkunuz var. Her türlü bir kaygı, korkuyu önümüze duvar olarak koyup da o duvarın içine girersek hastalıklı kimlikler oluruz. Şimdi iki tane kızımız yani anne olacaklar. Bu problemleri niye yaşıyoruz biliyor musunuz? Anneler eğitimsiz. Şimdi
kadınlar da eğitimsiz. Kadın şiddetinden bahsediyoruz ya sürekli. Bugün sabahleyin böyle bir 5-10 dakika bir kanalın fragman reklam bölümüne denk geldim. Hı hı. Böyle bakmak zorunda kaldım. Bir fragman vardı, birkaç dizinin fragmanı vardı. Hmm. 8-10 saniye sürdü büyük bir ihtimalle. Böyle içime korkular girdi. Biri birini öldürdü, birini astı, birini kesti, birine silah. Ya başka hiçbir manzara yok. Türkiye böyle bir durum değil ki. Yani böyle bir şey veremezler. Bence o bütün o dizilerin hepsiyle ilgili bir ciddi anlamda araştırma yapılmalı. Yani şu an onu esas batılı tasvir etmek olarak kabul ediliyor. Çatışma ve olumsuz yaşamlar üzerinden gidiyor senaryolar. Evet. Ama hep olumsuz örnek. Ama şimdi ben onu izlerken kaç tane öldürme sahnesi benim beynime işlendi. Emin olun bakmadım ama merak ettiğim için nedir diye baktım. Ben şimdi bunu bir çocuk, bir genç izlese bunu tabii ki öldürecek. Yani Türk insanında yok böyle bir nokta. Hı hı. Hatta geçen gün internet bağımlılığıyla ilgili bir evladını getiren beyefendiye onu söylemiştim. Henüz 11-12 yaşındaki çocuğun izlediği şeyde boğazdan kanlar akıyor falan, böyle bir oyunlar var, online olan oyunlar. Hı hı. Dedim ki beyefendi, siz ne zaman öldürmeyi öğrendiniz? Hocam nasıl bir soru diyor. Yani siz insan öldürmeyi ne zaman öğrendiniz? Öğrenmedim dedi. Yazık değil mi şu 10 yaşındaki çocuklara insan öldürmeyi öğretiyorsunuz? Yazık değil mi, bu çocuk internetin başında bir adamı öldürüyor, boğazını kesiyor, kalbini çekiyor. Tam merhamet duygusunun, hoşgörünün, tabii, sevginin, alakanın ekilmesi gereken tohumu sen getirdin, bunu ektin. O zaman da bir noktada biz tabii ki kadın şiddeti çıkacak. Şimdi kadın şiddeti dediğimiz bizim evlatlarımız değil mi? Bizim oğlanlarımız değil mi? Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımız değil mi? O yüzden de siz insan yetiştirirken izlettikleriniz, konuştuklarınız, gösterdikleriniz böyle olursa, o zaman yani kadın şiddeti de çıkıyor piyasaya. Kadına şiddet uygulayan kişi o kadının iyi yetişmemesinden kaynaklanıyor. O kadın iyi yetişse o diziyi seyretmez. Hı hı. O dizinin çekimini yapmaz hiç kimse. O dizide oyuncu olmaz. Asla. Ben inanmıyorum ki burada bir şey olsun. Hani tanıtayım da böyle bir durum olmaz. Negatif tanıtım dikkat çeker, ilgi çeker. Biz anlarız belki ama süzgeci olmayan beyinler onu alır uygularlar. Hı hı. O yüzden de okula göndermeli. Bunların hakkına giremez, yanlış bir iş yapıyor ki kaldı ki abi, hı hı, hakkı yok böyle bir şey. Babası varsa baba karışmalı. Devletin şu anda lise bitene kadar çocuklara bu hakkı sağlamasının, mecbur olmasının altında da bu yatıyor. Hı hı. Onlar okumalı ama kardeşlerini manevi eğitim konusunda, ahlaki terbiye konusunda, sosyal faaliyetler konusunda desteklemeli. Onu kurslara götürmeli, daha çok kitap okumasını, hı hı, desteklemeli. Tam tersi. Tabii ki Kur'an-ı Kerim eğitimi, ben Kur'an-ı Kerim'i en iyi okumak, Arapçayı en iyi anlamak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak konusunda keşke hepimiz bu konuda sadece hocalara kalmasa. Çok doğru. Keşke bunu anlasak ama sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyan ama hayatımızda Kur'an-ı Kerim'in belki ancak 3-4 ayetini yaşar hale getiren insanlar olmak istemiyorum ben. O yüzden de mutlaka göndermeli. Hı hı. Onların hakkına giremez, böyle bir hakkı yok. Kendisi kendi hayatında doğruları yapmakla, ne dedik biz? Peygamber Efendimiz'in hayatında, Peygamber Efendimiz kadının eğitim hakkını engellemiş midir? Kesinlikle diyebilir ki kardeşimiz, evladımız belki, hocam ama o dönem farklı. Tamam, biz de döneme göre yapıyoruz. Bizim burada konuşmamızın noktasında kadın sesinin haramlığını mı tartışalım, bu ilmi mi anlatalım? Tabii. Yani biz burada eğlence yapmıyoruz ki, ilim anlatıyoruz. Burada bir de doğru yönlendirmek de doğru bir tercih olabilir mi hocam? Belki bir alternatif olabilir mi Musa Bey için? Çünkü 15 ve 18 yaşında gencecik iki tane kız çocuğu söz konusu. Kesin gönder. Belki şöyle bir şey olabilir mi hocam? Manevi bir takım eksikliklerden, ahlaki bir takım problemlerden kaygı duyuyoruz. Bu kız çocukları belki okuduktan sonra bu ahlaki problemleri halletmek noktasında hizmet eden belki öğretmenler olacaklar, belki sizin gibi psikologlar olacaklar. Hani topluma katkı sağlayan insanlar olabilecekler. Çekmek yerine doğruya yönlendirmek belki bir alternatif olabilir mi? Tabii dediğiniz çok doğru o noktada. Zaten benim noktam şu. Yani okul eğitimi konusunda bugünkü eğitim sistemine baktığınızda hepimizin korku ve kaygıları var. Ama okuldan öğreneceği şey matematik, fizik, kimya, bir mesleki yeterlilik, bir eğitimsel yönle beraber sosyal ilişkiler, duygusal ilişkiler, bunlar olacak ve meslek edinme olacak. Ama ahlak ailede veriliyor. Hı hı. Aile, illaki aile. 11 yaşına kadar, 6 yaşına kadar zaten ailede veriliyor. Eğer Musa Bey'in ailede çocuklarına dürüst olma,
Yanlış davranışta bulunmama, izlediğine, yediğine, içtiğine, konuştuğuna dikkat etme, aile içindeki edep, saygı kavramı, şiddet yoksa, eleştirme yoksa, bu çocuklar okula gittiğinde sadece bilgiyi alır gelir. Hı hı. Ama siz çocuğunuza, bugün bir seansımda kızımız işte o evden kaçmaya, 16 yaşındaki bir çocuğumuz internette tanışmış biriyle kaçmaya mail ediyor. Hı hı. Nereye gidiyorsun diyorum ben, ona sordum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Evde beni sıkmayan bir yere gidiyorum gibi düşünüyor. Hmm. Evdeki o çocuğa o kadar aslında aile sıkmıyor. Aile koruma altına alıyor. Koruma altına alırken o korktuklarından dolayı, korku ve kaygılarından dolayı çocuğun hakkı olan ama kontrolle hakkı olan o imkanları vermediklerinden dolayı çocuk o kontrolle hakkı olan şeyi kaçarak elde etmeye çalışıyor. Hakkı olan farz edelim ki iki tane sinema filmi izlemek ise sinema filminde tuzağa düşen bir kız oluyor ondan sonra. O yüzden de biz çocuklarımızın da ihtiyaçlarını iyi belirleyip onları baskılamadan ama kontrol, mutlaka kontrol. Ben çocuğun yediğinden gittiği yere kadar, uyuduğu odadan giydiğine kadar her şeyin kontrol, baskı değil, kontrollü olması lazım. Çünkü her şeyde bir kontrol var. Kontrol olmadan insanın yetişmesi mümkün değil. O yüzden de delikanlının korku yerine, kaygı yerine var olan sistemde öğrenmesi gerekenleri öğrenip onun dışında baskılamadan. Çünkü baskılayıcı bir yapıya sahip. Doğru değil ki. Okulun bir zararı olabilir ama delikanlı baskı. Baskısı yani, tehlikeli. Ters tepebilir belki. Tabii ya, olmaz. Olabilir. Böyle bir hakkı yok. Hı hı. Yani ben kardeşlerimi okutamam diye bir hakkı yok. Buna baba karar verebilir. Belki diyebilir ki babası yoksa böyle bir hakkı yok. Alamaz bu hakkı. Hmm. Çocuktan okuma hakkını elinden alamaz ama oturtur, kuralları yapar, gönderir. Yanlış bir şey varsa o zaman der ki bakın sınırlarınız bu. Hmm. Ben bu sınırları çiziyorum. Bu sınırlar olmazsa alalım bunu. Eğer kadınlarımız okusaydı şu an yaşayacağımız problemleri belki 10 değil de bir birim yaşardık. O yüzden de kadınlar mutlaka okumalı. Çalışsın çalışmasın. Ama nasıl okumak? Ahlaki noktada okumak, hı hı, anlamında. Yoksa okuyup da eğlence haline getirilen bir eğitim sistemiyle okumamalı. Evet. Hocam devam edelim programımıza. Ankara'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam hocam, Ayşe hocam. Aleykümselam. Çok sağ olun. Özgül hocam, nasılsınız? Elhamdülillah, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben Ankara'dan katılıyorum. Bir sorum var. Buyurun. Bir kız, emekli bir memurun bir kız bebeği doğar doğmaz evlat edindik eşimle, hı hı, birlikte. Şu an 6 yaşında, anaokuluna gidiyor. Ben, hı hı, mesela şu an başka bir odada konuşuyorum. Tamam. Anaokuluna gidiyor. Ben de şimdi onunla birebir ilgileniyorum emekli olduğum için de. Hı hı. Şimdi kaç yaşında söylemem gerekiyor? Herhangi bir psikologla bir girişimimiz olmadı bugüne kadar. Kendimiz mi söyleyeceğiz yoksa psikologdan destek almalı mıyız? Hı hı. Bunu söylerken nasıl söyleyeceğimiz hakkında da fikir edinmek istiyorum aslında. Peki evlatlık edindiğiniz kişi... bilginiz var mı ailesiyle ilgili? Hayır. Bize bir şekilde yani ne diyeyim aracı birilerinin vesilesiyle. Yani anne babasını görmek isterse böyle bir imkan sağlayabilecek misiniz? Onu da bilemiyorum işte. Yok, kanunen yani hukuki olarak biliyor musunuz annesi babası kimdir ya da yok, ulaşabilir misiniz? Ulaşamam yani çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bir şekilde bana ulaştırıldı. Tamam. Peki. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir çocuğa sahip çıkmak çok büyük bir erdem. Zor, evet, da bir durum. Hemen hocamıza danışalım. Neler tavsiye, hı-hı, edecek bakalım. Hayırlı günler özellikle diliyoruz. Özellikle, hı-hı, de daha bir yakından ilgilenmek için bu sene emekli oldum dedim. Maşallah. Daha bir böyle candan. Hani özel kreşlerde, hı-hı, çalıştığım durumda 2,5 yaşına kadar annemler baktı. Hı-hı. Ondan sonra da özel kreşe verdim. Bazı bilgiler alsın diye dini bilgiler eşliğinde olan bir kreşten destek aldım. Hı hı. Hani elhamdülillah o bilgileri de vermek istiyorum. O şeyim de var. Hı hı. Ama zorlanacak mıyım onu da bilemiyorum. Hani gerçeği söylerken daha mı bir zorlanacağım? Ciğerimizden kopmayan bir parça yani o kadar, hı hı, kabullendik ki şimdi konuşurken. Gerçekten heyecanlandım da duygulandım da. Hı hı. Ayrı bir şey yani tamamen benim gibi öyle, hı hı, kendimce. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hemen danışıyoruz hocamıza. Hayırlı günler diliyoruz. Evet. Şimdi tabii aslında çok iyi bir iş ama biraz zor bir durum. Zor bir iş. Neden, evet, zor bir durum? Şimdi hanımefendi bir de
emekli oldu. Kızına her şeyini verecek. Hı hı. Bunu her şeyini verirken de idealist olma noktasında kendisi çok duygusal bir hanımefendi. Birazcık böyle her şeyi vereyim derken azıcık böyle sakin, yavaş hareket etmesi lazım. Çünkü bütün enerjisini, bütün öğrendiklerini çocuğa aşılayım derken baskı olabilir. O bu başka boyutu söylüyorum. Burada bir dikkatli olsun. İlk önce o. Yani yavaş yavaş, sakin, sevgi ve ilgisini en çok vererek sonra da o edep kavramı, terbiye kavramı, eğitimsel yönü yavaş yavaş gitmesi lazım. Birinci nokta bu. Mutlaka bir psikolog desteğinde söylenmesi lazım. Çünkü çocuğun oradaki tepkisi sırasında gelecek soruları bir uzman olduğunda uzman o soruları ailenin yanında cevaplayabilecek boyutta da tekrarlayabilir. İşte bu kızımıza şu an asla söylenmez. 8 yaşından önce de söylenmez. Ama 8 yaşında çevredeki kişiler ona kulağına bir şeyler götürecek gibi korkular varsa, yani bazen akrabalar içinde konuşulur. Eğer böyle bir korku varsa 8 yaşında. Ama böyle bir korku yoksa üniversite döneminde söylenmesine fayda var. Neden üniversite döneminde? Onu karşısına alıp şöyle söyleyeyim. 8 yaşındaki çocuk duydu. Annem babam değilmiş. Gerçek anne ve babası beyninde şekillenmek zorunda ki bunlar. Yani çünkü annesi ve babası o şekil beyninde oluşacak. Senin annen baban şurada yaşayan iki insan götürelim. Onların işte şöyle sıkıntıları vardı. O yüzden seni biz aldık diyecek bir durum olsa sorun değil. Gidip onları görür ama buradaki anne babayla yaşar. Ama 18 yaşında söylediğinizde çocuk artık anne ve babayı sorgulamaktan ve bu anne babaya olan ihtiyacı daha aza indiği için sevgiyi sevgisizliğe çevirmez. Ya da bu işte evlatlık alındığı için onu terk eden anne babasına öfke duymaz. Biraz daha anlayışın olduğu bir dönemdir. O yüzden çevreden duyulma durumu yoksa 18'e kadar beklemek, yine 18'de de bir uzman yanında söylemekte fayda var. Ama duyulacak bir ortamdaysa 8 yaşında yine uzman eşliğinde anlatırken de anneni babanı tanımıyoruz. Ama biz bebekken aldık, hiçbir bilgimiz yok. Ama ömrümüz yeter, belli bir yaşa geldikten sonra belki bunları değerlendirebiliriz, ararız beraber gibi de olabilir belki. Çünkü çocuğun kafasında mutlaka şöyle bir soru gelişiyor. Neden beni verdiler? Neden beni verdiler? Özellikle 7 yaşı ve 8 yaşı kendi annesinin babasının bile üvey anne olup olmadığını sorgulayan bir dönemdir çocuğun. Çünkü anne baba kötü davranmaya başlayınca, birden böyle 5-6 yaşından sonra okul hayatı başlayınca, anne baba ders çalış diye kızdırınca ya da kuralları ihlal ettiğinde sert davranınca, bu artık benim annem babam değil, üvey annem babam diye sorgulamaya başlıyorlar ki böyle bir durumda çocuk kaç kere gelip bana acaba bunlar benim gerçek annem babam mı değil mi, nasıl anlayabilirim diye soran çocuklar var 8 yaşında. Ki kaldı ki bu mutlaka niye beni terk ettiler diyecek. O içsel hale getirmemesi için ben genellikle 18 yaşına, 16 da tehlikelidir. 18, 19, 20 o yaşları söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, burada hocam koruyucu ailelik devlet tarafından da çok desteklenen, dinen de çok sevap olan ve böyle bir yola giren aileye de devlet desteğinin de oldukça olduğu bir uygulama. Bunu da izleyicilerimize duyurmuş olalım. Özellikle evlat sahibi olmayan aileler için bir seçenek, evladı olduğu halde başka çocuklara da sahip çıkmak isteyen aileler için de bir alternatif. Burada da, fakat dikkat edilmesi gerekenler de var sanıyorum. O sürece dair tavsiyeleriniz nelerdir hocam? Şimdi tabii ben şöyle tabii İslami boyutu, fıkhi boyutu da karışmıyorum. Ama ben bir de şu da var. Gayrimeşru olarak çocuk sahibi olma noktasında da hızlı bir artış var. Maalesef. O yüzden çocuk sahibi olma konusunda kişinin kendini o çocuğu dünyaya getirebilme boyutunda sorumlu hissedip ben bir çocuğun sorumluluğunu alabilir miyim diyerek hayata bakması lazım. Bu çok önemli. Ama ola ki anne baba kayıpları oldu, çocuk dünyaya geldikten sonra mecburen çocuk esirgeme kurumu tarafından büyütüldü veya işte başkasının çocuğu yok diye kendi akrabasından başka çocukları aldığında ilk önce nokta merhamet çok olmalı. O çocuklara
çok böyle idealist bir model yetiştirmek değil de yine belli terbiye ve edep çerçevesinde daha çok sevgiyle bakmak, mutlaka çok sevgiyle bakıyorlar. Ama hani çok iyi yetiştirmek adı altında çok böyle kuralcı oluyorlar. İşte şu vakit otursun, şöyle kalksın, yatsın, şunu yapsın, hepsini sanki bir okul gibi, sanki bir anaokul öğretmeni gibi hareket ediyorlar. O yüzden daha böyle relax bir geçiş olması gerekiyor. Açıklamak durumu olursa da ben genellikle annesi babası belli olan çocukların alınmasından yanayım. Ama olmayanlarda da mutlaka böyle bir durumda da onlara destek olmak açısından önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Hocam devam edelim başka bir sorumuzla. Kübra isimli bir kardeşimiz bize ulaşmış. Şöyle diyor. Ben 13 yaşındayım. Kardeşim erkek ve 11 yaşında. Bana ailesine saygısız davranıyor. Bir abla olarak davranmıyor. Sürekli küfür ediyor. Sürekli bilgisayar oynuyor. Hiç lafımızı dinlemiyor. Bizi sanki arkadaşı gibi görüyor. Bir şey olduğu zaman bana, babasına, annesine bağırıyor. Çok öfkeli birisi. Bunun için ne yapmalıyım demiş Kübra. Bir abla olarak kardeşiyle ilgili bize danışmış. Özellikle kız ve erkek kardeşler arasındaki ilişkilere de belki değinmek istersiniz. Neler tavsiye edersiniz hocam? Şimdi orada yazılan ifadeleri aktardınız bize. Hı hı. Şimdi orada 13 yaşında Kübra değil, orada anne yazmış gibi dikkat edin. Baba ve annesini üzüyor. Belki yazdırılmış da olabilir bu. Kübra'nın orada şöyle bir nokta var. 13 yaşındaki biri anne söylemiştir belki ama bizim diyor. Bizi üzüyor. İçinde Kübra da var. Halbuki bir ablanın böyle bakmaması lazım. Orada ablalık anneliği almış ele. 11 yaşındaki de sen bana karışamazsın diye red kullanıyor. Hemen geri çekmesi lazım kendini. Çok tehlikeli. Karışmaması lazım o noktada. Çünkü o reddettiği zaman anneyi mi reddediyor, babayı mı, ablayı mı, orayı bilmiyoruz. Mesela bilgisayar oynadığında anne gelip oradan karıştığını, kalk masadan dediğinde, oynama dediğinde, anneyi reddettiğinde çocuk anneyi kabul edebilir de anneyle çatışmaya da girebilir. Ama kendinden 2 yaş büyük birisi bu müdahalede bulunduğunda çocuk o noktada ezilme de hisseder, saygısızca da ifade de kullanabilir. Ablaya bu saygısızca ifadeyi kullandığında, ben kalkmıyorum, karışma sen bana dediğinde, anne de gelip orada kalkacaksın dediğinde anneye de aynısını yapar. O yüzden de çocuk ablaya yaptığı davranış saygısızlık değil, tepkidir. Ama anne babaya yaptığı zaman saygısızlık olur. Onun için de bunu Kübra'nın hemen kendini sorgulaması lazım. Ben nereye karışmalıyım? Biraz önce delikanlı kız kardeşlerini okutmamak için karar almıştı ya, orada da hakkı yok. Bu da aynı, karışamaz o bir noktada. Bir anne modeli geliştirmiş. Olmaz tabii. Şimdi annelik başkadır. Ben anne, ama annemi üzüyor. Olabilir, o da onun annesi. Üzebilir yani, çocuktur. O anneyle çocuk ilişkisi, karışamayız öyle bir noktaya. O yüzden de orada şöyle düşünmesi lazım Kübra. Ben ablalık ne demektir? Onun ihtiyacı yolunda koşmak. Annenin ondan istediği bir şey varsa kardeşi üzerinde yükümlü, ona destek olmak. Onun dışında onun hayatına karışmamak. Kübra karışamaz. Kübra kendi hayatından sorumludur. O yüzden de Kübra, hocam işte siz benim bütün hakkımı elimden aldınız değil. 13 yaşındaki çocuğun böyle bir hakkı yok. Ama anne dedi ki ben gidiyorum, sana emanet ettim. O zaman der ki ben şu an vekaleten buradayım der ve o vekaleti yürütebilir ama karışmayacak. Bilgisayar oynamasına da karışmayacak, televizyon seyretmesine. Ona anne baba karışacak. Kübra kendi işiyle meşgul olacak. Kardeşi ondan beklediği bir şey varsa onu yapacak. Beklediği bir şey yoksa o kendi hayatına devam edecek. Burada biraz annenin otoritesinin eksikliğinden de mi bahsedebiliriz hocam? Hayır. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi tabii miyiz? Burada çünkü niye bir şimdi abla Kübra bu kadar bize üzülmesin olsun? Ama tabii Kübra idealist bir model olmak istiyor. Aslında o da oyun oynamak istiyor. O da biraz kurara ihlal etmek istiyor. Ama anne baba iyi kız evladı, 11 yaşındakine negatif bir çocuk, saygısız bir çocuk olarak değerlendirdiği için aslında Kübra 11'e inmek istiyor. 11'e inemediği için bir noktada da içindeki duyguları bu şekilde ifade ediyor. Tabii Kübra bunun psikolojisini bilemez. O kendi bunu tahlil edemiyor. O yüzden de anne rolüne soyunarak kendini bir noktada kendi duygularını baskılayan ama kardeşine de birazcık böyle zulmederek içindeki duyguların çevirisini yapıyor orada, Türkçeleştiriyor ya. Yani sen oynuyorsun, ben oynayamıyorum, bak ben sana da izin yok gibi. Çok değişik bir mekanizma tabii, var tabii, orada tabii yani. Orada 13 yaşında oldu. Ama 18 olsaydı normal olurdu. Ama 13 yaş olunca çok yakın yaşları tabii, hem de. Tabii yani orada Kübra hemen kendi işiyle meşgul olsun. Kendi eğitimine baksın, arkadaşlık ilişkilerine baksın, kendi hayatına kendi doğrularını yapmaya başlasın. Ama kardeşine hadi hep söylüyoruz ya, davranışlarımızla örnek olalım, sözlerimizle.
elimizde değil. Hı-hı. Onu yapsın. Burada hocam 11 yaşında, siz hep 11 yaşı çok vurguluyorsunuz ve iki farklı ve eleştirdiğimiz durum var. Bir, küfür etmesi, iki, bilgisayar oynaması. Kübra'yı geçelim. Anne babası da inşallah bizi izliyordur. Bu örnekte olan pek çok çocuk da var. Biraz çevreden de aslında etkilenebiliyorlar. Bunları azaltmak için ya da ortadan kaldırmak için yapmak gerekir? Şimdi aslında Kübra karışmamış olsa, bu çocuğumuz için söylüyorum, küfretmez. Bu kadar dedim ya, ablaya bunu söyleyebilirsiniz ama anne babaya söyleyemezsiniz o noktada. Hı-hı. Yani abla dediğinizde yaş olarak az bir yaş olduğu için kendine yakın görüyor o noktada. Hı-hı. Biri farz edin 6 ise biri 8 sınıf. O yüzden de çocuğun içinde küfrü de çıkartmaya vesile oluyoruz. Tehlikeli bir nokta. Hı-hı. Şimdi çocuk küfretti veya bilgisayar oynamayı yasakladınız, problem çıktı. Şimdi küfür bir sonuçtur. Biz sonuca müdahale etmeyiz, hep söylüyorum. Yani nasıl küfür edersin falan deriz. Hemen anne iş baba şöyle şey, eyvah ben ne yaptım ki bu çocuk küfrü normalleştirmiş. Demek ki bizde bir hata var. Hemen anne baba oturup konuşmalı. Biz nerede yaptık? Bir bakalım biz küfür ediyor muyuz? Yok. Acaba çevrede küfür var mı? Çevreden öğrenmez çocuk. İki, böyle bir durum yok. Üç, biz çocukta öfkeyi mi çıkarttık? Dört, çocuk acaba çok televizyonda bu küfürlü dizileri mi seyretti? Beş, acaba çocuk bilgisayarın başında arkadaşlar yazışırken küfürleri normalleştirmiş mi? Gibi. Sonra bunları tespit ettik. Çocuğu karşımıza alıyoruz 11 yaşındaki için. Anneciğim, canım benim, güzel yavrum benim. Ağzından bir söz çıkıyor, sanırım kulağın duymuyor o noktada. Hmm. Ama bizim evde böyle konuşulmayacak. Sanırım sen farkında değilsin. Üç kere ikaz edeceğim, dördüncü de ciddi yaptırım da olacak. Nedir bu yaptırım? Bilgisayarı kapatmak olabilir, dışarı çıkartmak olabilir, yasaklamak olabilir, cep telefonu olabilir, harçlık kesmek olabilir. Hakkımız var buna ama kızmaya, bağırmaya hakkımız yok. Sen küfür edemezsin, yok. Öyle bir hakkımız yok. Ben üç kere sana müsaade ediyorum, kaydederim küfrettiğinde. Bak böyle bir şey oluyor. Senin kulağın duymadığı için ben oğlumun kötü bir insan olmasını istemiyorum ileride. Mahcup olacak bir harekettir bu. O yüzden şimdi ben tedbirimi alıyorum anneciğim. Hiç de kızmak, bağırmak yok. Biz orada hemen gidip sen küfür eder misin? Bunu dediği zaman çocuk da davranış değil. Ona yüklendiğimiz için çocuk kendini savunmak için kendini savunduğunda davranışı görmüyor. O zaman da biz davranışı düzeltmemiş oluyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bugünkü programımızı da böylelikle tamamlayalım değerli izleyenler. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.